الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Errahimun Yerhamuhumur Rahman İrhamu men fil ard Yerhamkum men fis sema Sadaka Rasulullah Fima kal Ev kema Cumanız mübarek olsun Aziz kardeşlerim Sizleri Bulgaristan Burgaz Aytos cami minberinden selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatü. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden birisi de merhamet duygusudur. Merhamet, Rabbimizin Rahman isminin bir tecellisidir. Merhamet kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranmaktır. Merhamet kalpleri kin, öfke ve intikam gibi hastalıklardan temizlemektir. Gönülleri sevgi, saygı ve affın güzelliğiyle tezyin etmektir. Can taşıyan her bir varlığa hatta bütün kainata muhabbet nazarıyla bakmaktır. Aziz Müslümanlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin en belirgin özelliği onun merhamet ve şefkatidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davranış şekli şöyle anlatılmaktadır. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davranınızdır buyurarak, eşlerin birbirlerine karşı, insaflı ve merhametli olmalarını emretmiştir. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Müjdesiyle dua ve bereket vesilemiz olan yaşlılara güzel muamelede bulunmayı tavsiye buyurmuştur. Resul Ekrem Efendimizin çocuklara karşı olan şefkat ve muhabbetini ise çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Hazreti Enes radıyallahu an şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir kez olsun azarlamadı, kalbimi kırmadı. Bana karşı sürekli evladım, yavrucuğum gibi gönül alıcı, sevgi dolu ifadeler kullanırdı. Aziz müminler, her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi Hayvanlar da nasibini almıştır. Rahmet Elçisinin insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterilir. Onların uygun ortamlarda yaşama ve barınma hakları gözetilir. Ancak hayvanların hakkı korunurken mükerrem bir varlık olan insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir. İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya saldır, saldırgan hayvanlardan başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur. Aziz Müslümanlar, şiddet, öfke, kin ve nefretin yürekleri işgal ettiği günümüzde merhamet medeniyetinin birer mensubu olarak bize düşen rahmet peygamberinin mesajlarına yeniden sarılmaktır. Ben ancak rahmet olarak gönderildim buyuran Allah Resulü'nün ilim, hikmet ve irfan mektebinde gönüllerimize eğitmektir. O halde geliniz Asrımızın en büyük hastalığı haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, yaşlılarımıza, çevremize ve bütün canlılara karşı vicdanlı ve merhametli olalım. Gönlümüzde merhamet pınarları çağlasın daima. Kalbimizde merhamet adlı bir çınar büyüsün. Şefkat ve rahmet kaplasın dört bir yanımızı ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun. Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi ne kadar manidardır. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün mahlukata merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz bizleri yaratılışta eş kılmıştır. Bütün insanların aslı birdir. Aynı özden yaratılmışlardır. İnsanlar Hz. Adem ve Hz. Havva'nın çocuklarıdır. Takva dışında yani Allah'tan sakınma ve ona derin bir saygı duyma dışında insanların birbirinden üstünlüğü yoktur. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ya eyyühen inna halegnâkum min zekerin ve ünsâ ve ceannâkum şü'ûben ve kabâile li teârafû inne indallâhi etkâkum. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Muhterem müminler. Cenab-ı Hak bizleri Ayrıca dinde kardeş kılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ele innel müslime ahul müslim Dikkat edin Müslüman Müslümanın kardeşidir buyurmaktadır. Evet bizler aynı Rabbe iman eden Aynı kitabı rehber edinen Aynı kıbleye yönelen müminleriz. Bizler son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin sevgisini gönüllerimize nakşetmiş ümmetiyiz. Yüce Rabbimiz ümmeti Muhammed olarak bizleri insanlığa önder ve örnek olarak göndermiştir. Ve bizlere şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi Tamurun bil ma'roof ve tenhun an il ve tu'minun Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed olarak bugün bize düşen İslam'ın öğrettiği güzel ahlaka sahip olmak, iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek için gayret, gayret göstermektir. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ilkelere göre yetiştirmektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmaları için elimizden gelen gayreti göstermektir. Şu anda bu güzide camide aynı safta yan yana durduğumuz gibi sosyal hayatta bir tarağın dişleri gibi yan yana durmak bir binanın tuğlaları misali birbirimize omuz vermektir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. İmanda, amelde, ahlakta ilimde ve medeniyette ilerlemek, iyiliğin yeryüzüne hakim olması için var gücümüzle çalışmaktır. Peygamber Efendimizin veda hutbesindeki bize vasiyetini asla unutmadan Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetinden hiçbir zaman taviz vermeden sırat müstakim üzere yürümektir. Efendimiz buyurdu ki Arafat'ta Veda Hutbesinde "Terakku fiküm emrayni. Len tadillû bihime temessektum bihime. ve sünnet-i Size iki şeyi emanet bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de peygamberinin sünnetidir. O halde aziz Müslümanlar, geliniz Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden, sünnet-i seniyyenin izinden asla ayrılmayalım. Rabbimizin وَاَتَسِمُوا بِحَبْ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayeti kerimesine kulak verelim. Bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenelim. Kardeşlik şuurumuzu diri tutalım. Unutmayalım ki bizler tevhid ve vahdet şuuruyla yaşadığımız yaratılışta eş, dinde kardeş olma vasfımızı koruduğumuz müddetçe hak ve adalet, merhamet ve huzur bütün dünyaya hakim olacaktır. Bu vesileyle sizleri tekrar selamlıyorum ve Türkiye'den Müslüman kardeşlerinizden selam getirdim. Onların selamını da sizlere ulaştırıyorum. Sizler için hep dua ediyoruz. Sizler de bizim için dua et, dua ediniz. İnşallah dualarımız sayesinde hep mutlu olalım. Ülkelerimizde, yaşadığımız toplumlarda hep huzur olsun, bereket olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ela inna el kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema gal Allahu tebarake ve teala fil kelam ve iza qirael qur'an festimiu le ve ansitu leallekum turhamun. بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم